Fenerbahçe'nin gündemini ekranlarınıza taşıdım. Bu gündemi biraz konuşalım mı, yorumlayalım mı? Ozan günaydın. Ozan Zeybek bizlerle birlikte olacak şu dakikalarda. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Günaydın, sevgiler, saygılar herkese. Ee, fondaki Japon çiçeği olan mıydı? Japon çiçeği... Yok, fondaki farklı bir şey. Farklı bir şey miyiz? Şimdi Japonya'da... tam e, ekran olmadığı için tabii <laughs> net anlaşılamıyor ama yönetmenim çat diye şey. tam ekran getirdi. Evet. Ekranlardasın şu anda. Tam ekrandasın Ozan. Nasılsın? Evet. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de işler güçler. O piyano sana mı ait? Evdekilere mi ait? Evdekilere ait. Aşkını bir sır gibi. Evet. Güzel. Kimler çalıyor evde piyanoyu? Kızım çalıyor. Ya maşallah bir ristal yapar herhalde bize bir gün. Tabii neden olmasın. Güzel evine konuk olma zamanımız gelmiş o halde. Evet. Ozan... Formatı değiştirmen lazım artık. Ne yapmam lazım? Formatı değiştirmen lazım. Yayın Yani formatını deniyorum değiştirmen ama lazım. deniyorum Ozan ama yani olabildiği kadar artık. Yeni sezonda belki neden olmasın. Ozan Fenerbahçe gündemini ben ikiye ayırmak istiyorum. Birincisi olağanüstü genel kurulu olan hazırlık. Diğeri ise Fenerbahçe takımının çok yoğun bir Nisan ayının geçirmesi, Nisan programı. Şimdi bu konulardan Fenerbahçe'nin o kadar yoğun bir gündemi vardı ki bu açıklamalar, o yaşanılan olaylar. Bir de Fenerbahçe'nin programına baktığımızda sence Fenerbahçe takımı bu olay, bu yaşanılanlardan ciddi anlamda etkilenebileceği bir Nisan ayına mı giriyor? yoksa İsmail Kartal takımı alıp bambaşka bir yere mi götürecek? Şimdi böyle krizlerden faydalanıp pozitif anlamda değerli şeylere çevirebilmek de mümkün. Burada teknik adamın çalışmaları da bunun üzerine kurulu zaten. Ben Fenerbahçe'nin bunu bir avantaja, bir avaraja çevirebileceğini düşünüyorum. Bu krizin Fenerbahçe futbol takı takımı adına sahada daha anlamlı şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ve bu sadece bir temenni değil, gidişata baktığımda, bu olayları izlediğimde, analiz ettiğimde iş orayı, onu gösteriyor bana. Teknik adamın ilk defa bu sezon... Yani başarılı sonuçların dışında Konuşmalarını izlediğimizde, maç sonu konuşmalarını izlediğimizde de böyle yürekten veya ciddi anlamda yapıcı bir yol çizgini görmemiştim. İlk defa şu anda bunları da görüyorum İsmail Kartal'da. Fenerbahçe'yi hem taraftar anlamında hem oyuncu anlamda birleştirici işler yapmaya başladı teknik adamda. Ben bu işten Fenerbahçe'nin sportif anlamda, futbol anlamında karlı çıkacağını düşünüyorum. Ama öyle bir kaotik ortam oluşturuldu ki, Şimdi herkes, birçok kişi genel kurula katılacak, oy kullanacaklar. Sürü psikolojisiyle gidip oy kullanan birçok kişi olacak Fenerbahçe adına. Şimdi bir galyana gelip, evet haksızlığa uğradık, evet şunu yaptık, evet ligden çekilsin, evet bunu yapsın. Bunlar, yani akil davranmak lazım. Ee, bazı şeyleri gidişatını eğer bu şekilde oy kullanırsam, rehin bu şekilde giderse iş nereye gider diye mantıklı bir şekilde konuşmak lazım. İşin sıcağı sıcağına olmaması, üzerinden böyle bir 10-15 gün geçip de e, ayın ikisini beklenmesi biraz buzu biraz eritmiş gibi oldu. Bu soğuk havayı biraz eritmiş gibi oldu. Ama Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe kulübü özellikle başkanı radikal bir iş yapıp yani bir tepki reaksiyon gösterecek diye düşünüyorum. Bu da bize şunu işaret ediyor. En son ki dün yani dinlediğimizde başladığımız başkanı süper kupa finaliyle ilgili bir yaptırım veya bir planlama yapıldığını düşünüyorum. ama Fenerbahçe takımının kesinlikle ligden çekileceğini ne düşünüyorum ne onaylıyorum. Yani çünkü bu iş ondan sonra çıkılmaz bir şeye gider. Şu yurt dışında başka bir ligde oynama falan bunlar böyle değişik fantaziler bilgisayar oyunuymuş gibi. İnsanlar bunları bu kadar basit zannetmesin. Bu işlerin olma ihtimali bile hangi lig seni kabul edecek veya başka bir ligden bir futbol takımı alarak nasıl yapabilirsin? Bir de Fenerbahçeli şöyle düşünmek lazım. Bugün dünyanın en büyük zenginleri gelse nasıl İngiltere'de Fransa'da takımlar satın alıyorlar. Fenerbahçe kulübünü satın alacak dese Fenerbahçe taraftarı bunu bile istemiyor. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'la ilgili böyle haberler çıkmıştı. Böyle bir girişimler olmuştu bir Azeri iş adamının Beşiktaş kulübünü satın alacağı, daha sonra bir Arap iş adamının Beşiktaş kulübünü satın almayı düşündüğü gibi Beşiktaş taraftarı biz asla böyle bir şey istemiyoruz demişim. Kendi dernek yapısına veya kendi bu e, yapısını ters geldiğini düşünmüştü. Şimdi Fenerbahçe'de gidip başka bir kulübü satın alıp Fenerbahçe armasıyla oynamak hiç kimseyi burada tatmin etmez. O Kadıköy'de o atmosferi görmedikten sonra, bu ruhu taşımadıktan sonra bunların hiçbirinin anlamı yok. Bunlar geçici bir şey ama hayali bir şey var. Hayali bir yapı var. Yani bu yapı yıkamayan bir Fenerbahçe var. Her geçen günde olmayan yani olmayan dediğim Fenerbahçe'nin içine işine çomak sokulduğunu ben de söylüyorum. Fenerbahçe'nin birçok kişiyle hem sahada hem saha dışında mücadele etmesi gerektiğini ben de söylüyorum ama tespit edilemeyen, adı konulamayan bir yapıya karşı kör dövüşüymüş gibi gözleri bağlı bir Fenerbahçe. Kime saldıracağı, kiminle mücadele edeceği belli olmayan bir Fenerbahçe var gibi. İlk önce bunun tespit edilmesi lazım. Ee, şimdi Ramazan ayında sonu pas geçen bir lig var. E bunların hepsi toplandığında, beklendiğinde. Şimdi belki Trabzonspor maçından sonra böyle bir ara olmayıp da maçlar devam ediyor olsaydı iş bu kadar bu noktaya gelmeyebilirdi. Netleşmiş bile olabilirdi. E zaman Gidişat da bu duruma getirdi ama Fenerbahçe'nin yıpranmadan çok akil ve akıllı yani çok akıllı davranarak bu işten karlı çıkması lazım. Şimdi bazı sözler vardır ağızdan çıktıktan sonra ömür boyu o sözün esiri olursun. Hep önüne koyarlar olumlu veya olumsuz sen bunu demiştin sen şunu yapmıştın. Şimdi bir kulüp başkanı bir kez kulüp ıı, takımı ligden çekeceğim dedi İki kez çekeceğim dedi bunlar sonunda bir icraata dönmeyince Söylenen lafların geçerliliği de veya ya etkisi de ortadan kayboluyor. kavramlar haline de geliyor ve gerçekten bir gün e, ligden çekecek kadar büyük bir olay yaşadığında insanların bu kavramın içini boşalttığı için o inancı ya da güvenci de kalmayabilir. Fenerbahçe'ye çok zarar veren bir şey bence bu ligten çekilebilmek bu işin son hattına yani artık son basamağıdır. Son nasıl değerlendirirseniz değerlendirin bunu ama son yapılabilecek olaydır. Ama bu, biz bunu ilk yapacağımız olaylarmış gibi bahsettiğimiz takdirde ve hiçbir hareket olmadığında, icraat olmadığında her şey kaybolup gidiyor. Başkan da kendi gücünden bugün için çok güçlümüş gibi çok büyük bir destek aldı Ali Koç. Ee, genel kurulda da çok büyük istediği şekilde yetki alacak ama ben şunu söylüyorum. Genel kurulda verilen yetkilerde oy çoğunluğuyla mesela 60 65'i evet ne istiyorsan yap gerekirse ligden çek 35 ise o çoğunluğuyla değil oy birliğiyle herkesin kabul edeceği bir atmosferde her şeyin olması lazım ama bugün Fenerbahçe'nin gündeminde artık son dünkü konuşmalardan sonra görüyorum ligden çekilme diye bir şey yok yani sponsorlarla görüşülmüş olması veya e, bu plan bankalarla görüşülmüş olması bu planların yapılmış olması şimdi tarih insanları bazen lider yapar bazen kahraman yapar gün gelir aynı kahraman veya lider dediğimiz insanlar bir gün hain diye nitelendirilebilir. Sözüm burada Ali Koç için değil hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için yaptığımız hareketlerden, icraatlardan o gün bu gerekiyordu ama daha sonra pişmanlık veya gelen ardından gelen Zararlardan dolayı ömür boyu tarihten isminiz silinmez. O, o yüzden bir kez daha söylüyorum. Kur, kim genel kurula gidiyorsa herkes oraya evet galyana gelip ben de Fenerbahçe için bir şey yapacağım. Ben de Fenerbahçe için yorumumu katacağım. Sokak muhabbeti, kahve kültüründeki muhabbetler, dışarıdaki arkadaş kültüründeki muhabbetler burada gerçekte o oy oraya verildiğinde icraata döneceği için Aha. çok dikkatli bir şekilde e, düşünerek yapılması gerekiyor Deniz. Ozan seninle biraz böyle yayınlarımız sohbet ortamında geçiyor. Şöyle gazetelere de bakıyorum. Başlıklara da bakıyorum. Gazete başlıklarından da gidiyorum. Mesela dünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan isimler vardı. O isimlerden bir tanesi Bekir Okan, Ali Koç'un babası Rahmi Koç'la geçtiğimiz günlerde Miami'de görüştüğünü anlatmış ve demiş ki Rahmi Koç bana Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz. Ali Koç göreve geldiği günden bu yana hatta görevde olmadığı yani göreve gelmeden önce hep bu konuşulan bir konuydu. Hep konuşulan bir konu. Yani bu burada da sanki kulübün kendi başkanına zarar veren bir yapı. Hadi bunu başka takım taraftarları ya da başka yöneticiler Konuşmuş olsa neyse diyeceğim. Fakat bu çok zarar veren bir şey değil mi? Ali Koç dediğimiz isim sonuçta bir iş adamı, e, yıllardır futbolun içerisinde olan bir yönetici, bir başkan, kaç yaşına gelmiş bir insan, başarılı da bir iş adamı. Yani bunu söylemek, bu açıklamaları yapmak ne kadar mantıklı? Şimdi Hep konuşulan Koçu, bir konudur değil mi? Ailesi istemiyor, tabii. ailesi istemiyor. Genellikle zaten son yıllarda baktığımızda birçok kulübün başkanı iyi yetiştirilmiş. Bu sanki kötü bir şey meziyetmiş gibi diyeceğim ama zengin aile çocukları bunu ne kötülüğü var? Zaten herkes böyle lafa geldiğinde ben onu yaparım bunu yaparım paraya geldiğinde kimse elini cebine sokmuyor. Türk insanının iki tane şeyi vardır. Yani bu hem seçim dönemindeyiz diye söylüyorum hem de genel kurul var diye orada da oy kullanılacak. Bir parası iki oyu çok önemlidir. Onu kimseyle paylaşmak istemez. Özellikle Türk insanında bu vardır. Ee, şimdi Ali Koç için başkanlığı bırakacağını kendisi de dile getiriyor ve alem istemiyor diyor. Etkileniyorum diyor. Şunu söyleyeyim Fenerbahçe takımı bu sezon şampiyon olursa Ali Koç başkanlığı bırakmaz. Kesinlikle bırakmaz. Artı böyle kuaytük bir ortamdan sonra bu olayları bahane eder. Bak bu bahane eder derken yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sebep gösterir diyeyim pardon. Bu bahane ederi silelim. Sebep gösterir bu olayları. Ben bunlarla mücadele edeceğim, bir dönem daha kalacağım der. Ben Ali Koç'un finalde şunu söyleyeyim, Fenerbahçe başkanlığını 2024 yılı içinde bırakacağını düşünmüyorum. Net söylüyorum bunu. Benim bu kendi şahsi görüşüm, bir bilgi veya bir tezi değerlendirmem değil. Tabii böyle haberler çıkacak senin şimdi okuduğun gibi, konuştuğumuz gibi. Ama bunlar Fenerbahçe kulübünün gidişatını belirleyici şeyler olmamalı. Yani ben zaten bırakacağım, ben bizi zaten şampiyon yapmazlar. Bazıları bunu taktiksel olarak görüyor, bazıları bunu içine sindiriyor. Ne veriyorsanız malzeme taraftara, onlar onunla o gün gidiyor. Sana ben şimdi seninle karşılaşıyorum, iki kelime, iki cümle kuruyorum sana. O anda ben onu belki de 100 kişiye kurduğum cümleleri sana da kuruyorum ama senin aklında onlar kalıyor sadece. Anlattığım sana sana özelmiş gibi hissediyorsun. Ondan sonra onunla yaşayıp biliyorsun. E Fenerbahçe başkanı da zaman zaman kullandığı cümlelerde taraftarına böyle malzemeler veriyor. Taraftar kar topu gibi onu içinde büyütüyor. Yani finale geldiğimizde Fenerbahçe için çok ciddi bir virajdayız. Çok akil bir karar vererek Fenerbahçe'nin yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani e, tamam, Fenerbahçe'yle uğraşanlar var. Şimdi şu vardır dünya genelinde de, insanoğlunun ruhunda da. Bu e, hangi toplumun lideri olursan ol, yani bir futbol camiasının lideri olabilirsin, bir e, siyasi partinin devlet lideri olabilirsin, başka büyük bir iş adamı olabilirsin, toplumda köyde mutlar olabilirsin, bir numaralı böyle yöneticiymiş gibi görünebilirsin. Bunu bu tarz kulüpleri, insanları, şirketleri ya sempati duyarak sevenler olur ya da nefret edenler olur. Fenerbahçe bu bunu bunun için çok iyi bir örnek. Ya Fenerbahçeli olursun ya nefret edilen tarafta tarafta olursun. Fenerbahçe bunu yaşıyor. Yani bir Fenerbahçeye gönül verenler var, bir de Fenerbahçe'den nefret edenler var. Ya yani benim için önemsiz, fark etmez, değersiz denilen bir durum yok. Bunu büyük kulüplerimiz içinde mesela Belki hattimi aşıyorum ama Beşiktaş için ya sevilir ya nefret edilir diye bir şey yoktur. E, tamam yani sempati duyulabilir veya geçiş yapılabilir orada. Ama Fenerbahçe bu yapıda bir kulüp değil. Yani bu belki de şu var. Son 50 yıla baktığımızda dominant lider e, başkanlarının veya yönetim kurullarının olmasından özellikle Alişen'le başlayan bir yapı var. Daha sonra... Ee, Aziz Yıldırım'da da bunları gördük Şimdi Hı -hı. tek başına mücadele eden bir Hı -hı. Ali Koç var Hı -hı. Yani konuşmasını, hareketini, tavrını esirgemeyen bir Ali, Ko Ali Koç var O yüzden ister istemez bunlar bazı itici durumlarda da e, kulübü karşı karşıya bırakıyor Ama bir Fenerbahçeli asla bundan da yadırganmamalı Yani e, kendini bundan so soyutlamamalı Bunların hepsi dünyanın gidişatında insanın ruhunda olan şeyler demiş. Peki Sevgili Ozan, teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sana ve ailene güzel bir hafta sonu diliyorum. Benim sormadığım, senin ifade etmek istediğin başka bir cümlen var mı? Yani bizi çok böyle sanki kaotik bir ortam, sıkıntılı günler bekliyormuş gibi görünüyor ama ben iki hafta içinde suların çok durulacağını düşünüyorum. Ondan sonra son haftalarda şampiyonluk yarışında yeni yeni dedikodular, yeni şeylerle gündemle, tekrar gündemle devam edeceğiz. De devam ederiz. Evet Doğru. Çok teşekkürler. İyi günler. Ben de herkese. teşekkür ediyorum o güzel yorumlar için.